O zaman iş görüşmen iyi gider de akşama da yeni bir işin olmuş olur. İnşallah. Amin. Şaka bir yana dilerim sen de bir an önce düzenine kavuşursun. Bir daha da seni rahatsız etmeyiz. İnşallah bir daha görüşmeyiz. O kadar bıktım diyorsun. O kadar bıktırdım diyorum. Ben sana teşekkür etmiyorum. Kızıyorsun zaten. Bak ilk defa doğru bir laf ettin. Güle güle. Hoşça kal. Hoşça kal. Yapsaydın Dayko ya. Günaydın paşam. Şehzadeleri erken uyandırmamızı emretmediler mi? Ya Dayko. Ya Duygum eve gitmiş midir ya? Ya gitmiştir tabii kız. Nereye gidecek başka ya? Of. Ya o hıyar abisi bir zarar verdiyse kıza. Ya yaka paça o Denyo ile evlendirirlerse kızı. Şu motorun anahtarını versen de Ayko. Oğlum otur kahvaltı ne? Sonra nereye gidiyorsan git. Ya vaktim yok vaktim. Gidip hemen bilet almam lazım ya. Zaten uyumuşum dana gibi. Sen o İstanbul'a gideceğim diyorsun yani. O ateşe yürüyeceğim diyorsun. Ya yandım ben yanacağım kadar. O Leyla'yı bulamayan beni nasıl bulsun ya? Ben duygumsuz yaşayamam. Oğlum o kız gelmez seninle. Boş ümitler peşinde koşuyorsun. Ümidi olmayanın mezar taşı olur Dayko. Aşk bu aşk. Bitti demeyle bitse ooo. E tabii sen nereden bilecek ki aşkı? Tamam lan. Git o psikopat abisine dayağı ye de gel sonra. Aptal aşk. Duygu beni dinlesin. Gerekirse bir kamyon dayak yerim. Bak. Eli elimin içinde olacak ki. Ben hayatı yeniden başlayayım. Dağıttıklarımı toplayayım. Hayatımı son kez kazanmaya gidiyorum Dayko. Ella fatırla beni zaten bütün dünya tutuş alacağım falan. Bulduğunu söyle Engin. Şu an evin önündeyim Haşmet Bey. Getirmemi istemediğinizden emin misiniz? Yarın iyi... İlk ileride daha büyük dörtler açacak. Daha fazla uyuk edinme. Sen de ortalarda görünme. Peki efendim, anladım. Haşmet Bey, size bir haberim daha var. Dinliyorum. Leyla Hanım'ı buldum. Anlat. Nerede lan? Oğlum bak Allah'ın adını verdim, doğruyu söyle. Hak verdi nerede? Oğlum peşinde itler var bak. Babasıyım oğlum ben. Onu korumam lazım. Hak verdi nerede lan? Ketumluğun sırası değil. Hak verdi nerede? Yeminle bilmiyorum Salih amca. Bilsem niye saklayayım? Salih! Salih! Bir şey oldu. Salih! Dur hayla dur. Ortalığı velveleye verme dur. Bir gün
tak diye gideceksin ama ya. 5 dakikalığına çıkıyorum. Şu haline bak. Yaramaz çocuk gibisin. Hemşire hanım. Uzansın, tansiyonunu alalım. Ben beni hasta etmeden iyileşmeyecek bu adam hemşire hanım. Alın alın hadi. Eğer yeterli maaş verseler fast foodcuya da gitmekten gocunmam. Bakın ben kimliğimi, bildiklerime ya da sahip olduklarıma yaslamadığım gibi karşımdakileri de bilmedikleriyle yargılamam. He, eğer öyle olmuş olsaydı bir annenin çocuğu için neleri göze alabileceği hakkında zerre fikri olmayan sizi aşağılamak çok kolay olurdu. İnşallah bu kez karşılaşmayız. Merhaba. Ben Leyla Demir. Asistanlık görüşmesi için davet aldım. Soldaki merdivenden yukarı çıkın. Filiz Hanım zaten sizi karşılayacak. Ben haber veriyorum şimdi. Tamam. Başka departmanda olmanın bir mazeret olduğunu düşünmüyorum. Hem bir randevuyu almak ne kadar zor olabilir ki? Haklısınız Canan Hanım ama ben gerçekten sekreterimle son kez çek etmiştim. Normalde Filiz Hanım'ı bulmamı istediler. Ben orada kimse olmayınca giriverdim. Sen daha önce de lafa dalmıştın. Hatırladım seni. Her neyse. Işık'la ilgili sorunu da en kısa sürede çözün. Bugün daha fazla sorun dinlemek istemiyorum. Çünkü sıkıldım. Haklısınız canım, gerçekten. Ve diğer aksilikler için de gerçekten çok özür dilerim. Çıkabilirsin. Ne arıyorsun burada? Beni buraya yolladılar. Asistanlık görüşmesi için gelmiştim. Bebeği ne yaptın? Danışmaya mı bıraktın? Bebek bakıcısında. Peki. Dergilerimizden hangisini takip ediyorsun? Ben hangileri sizin gruba ait tam olarak bilmiyorum. Adımı biliyor musun? İş başvurusu yaptığı yer hakkında en azından küçük bir araştırma yapmayı akıl edenlerle çalışmayı istiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Çıkabilirsin. No puedo trabajar así. Qué desastre. He esperado mucho. Hayrola, ne oluyor? Tercüman rahatsızlandı, bıraktı gitti. İngilizce konuşamadığı için anlaşamıyoruz da. Siz de odama dalmasına izin mi verdiniz? Çünkü ben dekoderim ve İspanyolca çeviri yapacağım, öyle mi? Sakinleştirin şunu, ondan sonra da tercüman bulun. En que puedo ayudarle? Acordamos 5 horas. Esperada 5 horas. Es contrario a mi contrato. Sözleşmesinin böyle olmadığını söylüyor. Normalde 5 saat çalışması gerekiyormuş. Fakat 5 saattir aşağıda bekletiyormuşsunuz. İlk uçakla evine dönecekmiş. Dönemez, hayır. Bugün bir çekimler bitmek zorunda. Yarın dizgiye ancak yetişecek. Neden çekim aksadı? Aksilikler Canan Hanım. Önce fotoğrafçımız geç kaldı, sonra elektrikler kesildi. Aksi gibi jeneratör de arıza yaptı. Tam jeneratör tam mıydı? Derken beceremediniz. Peki. Bütün bu aksilikler için ekip adına kendisinden özür dile. Sakinleşsin. Gecikme ücretini vereceğiz. Bu çekim bugün yapılacak. Lo siento. Acıkmış. Mantar soslu ördek istiyor. Bul. 17 saat sürmesin ama. Peki Canan Hanım, ayrıca diğer aksilikler için... Biliyorum. De... Beceremiyorsun. O kadar. Sen. Silya'ya gün boyu eşlik et. Tercümanlık konusunda yardımcı ol. Akşamleyin de muhasebeden tercümanlık ücretini al ve git. Çıkabilirsiniz. Salgamos.
Seni resmen Allah gönderdi. Yoksa ben biraz önce giyotine gitmiştim. Sana çok 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 teşekkür ederim. Filiz. Leyla. Memnun oldum. Ben de. Hatta uzun zamandır kimseyle tanıştığıma bu kadar memnun olmamıştım. Yani farkında mısın bilmiyorum ama biraz önce gerçekten hayatımı kurtardın. Ne mutlu o zaman. İşi alamadığıma üzülmeyeyim. İş ne işi? Siz ikiniz gelmeden önce asistanlık görüşmesindeydim ve galiba odadan kovulmuştum. Kovulmak o odadan çıkmanın genelde tek yoldur zaten. Sakın üzülme, verilmiş sadakan varmış derim. Zor biri belli. Zor mu? Zorunun yanında hafif kalır. Orijinal bir manyaktır kendisi. Ben aslında Gizem Hanım'ın asistanıyım. Satın almadayım yani. Gizem Hanım 3 günlüğüne yurt dışına gitti. Beni de Canan Hanım'ın yanına verdiler. İnanır mısın? 3 günde tam 4 kilo verdim. Gayet inanırım. Derdi ne ki? Haşmet Bey'in telefonu. Ben Melike. Melike merhaba. Haşmet Bey'le görüşmem gerekiyor. Alper Bey, Haşmet Bey toplantıya girdi. Varsa bir notunuzu alayım. Kendisiyle konuşmam gerekiyor. Eğer konuşursan acil olduğunu söyler misin lütfen? Peki efendim. İyi günler. İyi günler. Alper. Haşmet Bey. Ben de sizi arıyordum. Beni hayal kırıklığına uğratacağını hiç düşünmemiştim. Thank you.
Ben de sizinle bu konuda konuşmak istiyordum. Her şey bittikten sonra mı aklına geldi benimle konuşmak? Haşmet Bey, şartlar konuşmak için pek uygun değil. Ama şartlar arkamdan iş çevirmeye uygun değil mi Alper? Haşmet Bey. Sen önce bana aklına estiği gibi harcadığın paraların hesabını vereceksin. İyi. Ne oluyor? Sen karışma Burak. Siz neden bahsediyorsunuz? Buraya döktüğünü iddia ettiğin paralardan. Bana hesap vermeden yaptığın harcamalardan. Haşmet Bey, siz ne ima ediyorsunuz? Neyin hesabını vermemişim? Bakın ben öyle kafama göre davranmam. Gerekli haller dışında da yetkimi kullanmam. Hesabını veremediğim hiçbir adım da atmam. Zamanlama açısından o hafta bazı kararlar almam gerekiyordu Haşmet Bey. Siz de bunları düşünecek durumda değildiniz. Hatırlatırım, bu işi bana bıraktınız. Benim yanımda çalışan kimsenin bu kadar sınırsız yetkisi yoktur. İşte ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum. Ben artık sizinle çalışmayacağım Haşmet Bey. Mekan 4 hafta içerisinde bitecek. Burak da o zamana kadar yetişmiş olur. Zaten restoranın açılışını Burak'la yapmanız daha doğru görünüyor. Ben de o süre içerisinde bütün masraflarımı faturasıyla birlikte belgeler işi devrederim. Abi ben hazır mazır değilim. Yani şimdi böyle gerginlik yüzünden... Burak, bununla bir ilgisi yok. Ben zaten Haşmet Bey'i bu konuyu konuşmak için arıyordum. Bundan sonra ben burası için pek verimli olamam. Sözleşmemiz var. Ben bitti demeden kimsenin benimle işi bitmez. Bitti. Haşmet Bey. Dayı. 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 Ya niye parlıyorsun adamı? Neyle itham ediyorsun? Ne gereği var? Ne oluyor şimdi? Gürkan'dan ağzım yandı. İyi aklı evvelin daha beni dolandırmasına izin vermeyeceğim. Bak, sen söyle. Sen istedin. Şık bir yer olsun dedin, markanın yeniden doğuşu dedin. Her kalemde başından beri ben yanındayım adamım. Bana sormuyorsun, geliyorsun, parlıyorsun. Adam tanıdığım en dürüst adam. Mekanı restore et dedim. Bütçesini bana onaylatması lazımdı. Burada kararları ben veririm. Bunu o da öğrenecek. Sen de öğrensen iyi edersin dayıcığım. Daha az yorulursun. Bak çok güzel şeyler var. Çok beğeneceksin gerçekten. Ya alışverişe çıkalım diyen sen değil miydin? Hani ne bu surat böyle? Ne yapacağım Allah? Aldıklarımızı odamda mı giyineceğim? Daha amcam bir doğum günü partisine gitmeme izin vermiyor. İyice despota bağladı. Ay yok daha neler ya. Çocuk musun sen? Şaşırmış mı bu iyice? Ha, biraz gezmek, eğlenmek senin de hakkın yani. Çıkacaksın tabii. He. Sen onu bir de amcama söyle. Hayır, kendisi tanımadığımız bir kadın getiriyor eve, çocuğuyla çöreklendiriyor tepemize. Ben daha bir partiye gidemiyorum ya. Söylerim o amcana, söyleyeceğim de. Bu akşam o partiye gidilecek, tamam. Benim de modumu düşürme. Bir dakika, bir dakika. Ne çocuğu, ne kadını? Ay teşekkür ederim Allah. Bir şey değil de, kadın... Ay, benim o gün geldiğimde gördüğüm kadın bakıcı değil mi? Ay sizinle mi kıyışıyor? Sana bakıcı mı dedi? Evet, değil mi? Ha, bak şuradan geçeceğiz, gel. Şu ara şeyden. Aman efendim, hoş geldiniz Suzan Hanımcığım. Hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba Şekerciğim. Biz yeğenimle biraz eğleniyoruz bugün. Akşam parti var, güzelce hazırlayalım onu. Hay hay, hoş geldiniz Gamze ben. Eylül. Ay hala şunun renginin güzelliğine bak. 36 beden koyalım kabineme. Gamzeciğim, ben bir sade Türk kahvesi istiyorum. Yanında da sade soda. Eylül'e de bir tane soğuk su. Eylül, sen kıyafetleri denedikten sonra rahat rahat içersin suyunu, tamam? Bak, Gamze'nin gözü çok iyidir. Böyle bir bakışta çözer insanı. Hemen üstüne göre en güzel şeyi bulur, tamam mı? Hiç yorulmazsın burada. Teveccühünüz, görevimiz. Ben hemen bir iki öneri getirerek başlıyorum. Eylül, halacığım bir şey soracağım. Ya... O kadın bakıcı değil mi? Bakıcı değilse kim? Ay benim kafamı karıştırdın ya. Alper'in hayatında biri mi var? Hem de çocuklu biri. Ya işte ben de anlattığım kadarını biliyorum hala.
Necip, biz de anlamadık. Zaten bu aralar soru da sorulmuyor amcama. Engin abiyle de tartıştılar. Aa, Engin'le niye kapıştılar? Yani evin ipotek meselesinden beri kırmızı görmüş boğa gibi çünkü. O da muammalarımızdan birisi olarak kaldı. Ay, bir de eve ipotek mi geldi? Evet. İhtar geldi, evi boşaltacakmışız. Aman diyeyim, hala sen benden duymadın ha. Bizden de saklıyor zaten. Haberimiz olduğunu da bilmiyor. Öyle enteresan bir eviz yani. Tamam tamam, ben bir şey demem. İki güne kapıya koyacaklar bizi, hala susuyor. Neyini saklıyor anlamıyorum ya. Çocukmuşuz gibi davranıyor. Büyüdüğümüzü göremiyor mu? Ben de şeyi anlamıyorum. Yani bana niye söylemiyor? Herhalde karşımda ezik durmak istemiyor. Bilmiyorum ki. Kahveniz geliyor Suzan Hanım. Sizi de kabine alalım mı Eylül Hanım? Kim en baştaki? Tabii ki de annem. Dondurma almaya gidiyoruz, söyledim ya. Vakfı da dondurmacı. Affedersin. Anlamamışım ben, çok güzel olmuş. Alsak anneme götürsek? Dondurmayı. Başında bir torba var ya anne. Serum. Heh, dondurmayı eritip içine koysak. Kızım ya. Doktor amcaların pek izin vereceğini düşünme. Annem dondurmayı çok özlemiştir ama baba. İyileşince beraber dondurma almaya gidersiniz işte, tamam mı? Bak, benim sana başka bir haberim var. Biraz önce halan aradı. Bizi akşam yemeğe davet ediyor, seni çok özlemiş. Hangi halam? Ne demek? Ha? Ne demek hangi halam? Senin bir tane halan var güzelim, Suzan. He, Suzan hala. He, Suzan hala. Bak, akşam kadının adını unutma ha. Üzülür sonra. Neymiş adı? Suzan. Suzan. Tamam baba, biliyorum zaten. Çocuk değilim ben, ablayım. Tabii tabii. Eniştenin adı ne? Bobo. Bobo ne ya? Kızım, sakın Sedat eniştene Bobo deme. Bizim kadar gülmeyebilir. Buyurun. Teşekkürler. Leyla. Bir kendine gel. Sakin ol lütfen. Derin bir nefes al. He? Diyorum ki derin bir nefes al. Hadi şimdi birlikte. Vedalaşmaya geliyordum. Bugün için bana çok yardımın dokundu. Teşekkür ederim. Veda konuşması için erken olabilir. Canım seni odasına çağırıyor. Beni mi? Niye ki? Bir tur daha azarlayacaksa ben hiç almayayım. Sanmam. İkinci tura vakit ayıracak kadın değildir. Bence başka bir şey olmalı. İnşallah seni beğenmiştir. Çünkü bugün birkaç kez seni kontrole geldi. Benden kaçmaz. Hiç umudum yok ama. Bana yürürse bak, hiç altta kalmam, söyleyeyim. Kalma kalma. Hatta dilin ermişken birkaç laf da benim için söyleyiver. Hayırlısı olsun. Zaten kaybedecek hiçbir şeyim yok. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Hadi gel. Hayır, beğenmedim. Tasarım mı bu? Aslıcığım, yolladığın şey geçen seferki kapağın birkaç değişiklik yapılmış hali.
bana hala aynı düşünceyi savunuyorsun. Takdir ediyorum. Ancak şu an itibariyle o düşünceyi bırakıyorsun ve yenisi üzerinde çalışmaya başlıyorsun. Tamam. Beni çağırmışsınız. Günü kotarmayı başarmışsın. Bu şans eseri mi oldu yoksa bu gibi durumlarda EQ'nu mu kullanıyorsun? Denemek istiyorum. EQ. Duygusal zeka. Takdiriniz için çok teşekkür ederim. Ben seni henüz takdir etmedim. Sabahları 9'da burada olacaksın. Çıkış saatimiz yok. 6'da olabilir, gece yarısı da olabilir. Benim tempom çok hızlı. Senin işin benim yükümü hafifletmek. Ki senin konumundaki insanlar bunu pek beceremiyor ama deneyeceğiz. Yol, akraba, çocuk gibi mazeretler bu şirket için kesinlikle kabul edilemez. Eğer tüm bunlara okeysen, maaşını muhasebe, sorumluluklarını Filiz bildirecek. Bir ayda deneme süren var. Ne zaman başlıyorum? Başladın işte. Soru mu bu? Tamam o zaman. İyi günler. Teşekkürler. Bir dakika. Presentable ne demek? Kıyafetlere dikkat edin. Teoride biliyorsun demek. Bravo. Hatırlarsan iş başvurusunda presentable'ın altı özellikle çizilmişti. Yani ben teoride bildiğin bu şeyi sabahları evden çıkarken de pratikte uygulamanı istiyorum. Mümkünse. Çık. Affedersin. Ben biliyorsun günlerdir bu haberi beklediğim için patavatsızlık ettim. Yani biliyorsun çok zor oluyordu benim için. Hem iş hem şeyden ötürü. Bir de söylediklerim. Merak etme sorun değil. Ben laf taşımam. Hayırlısı olsun o zaman senin için. Amin. Umarım sinirlerin de dayanıklıdır da uzun süre idare edersin. Seni sevdim. Sağ ol. Ya sıkıntı yok ki selamla. Ben zaten antrenmanlıyım. En güzeli. Selamlansan rahat edersin. Filizciğim bu iş bana var ya ilaç gibi geldi. Ne yapmam gerekirse yapmaya hazırım. Sen de bana maaş ve sorumluluklarım hakkında bilgi verecek misin? Gel bir kahve ısmarlayayım hem de kutlamış oluruz. Tamam. Bana günlük programı da verir misin? Kaçta gelmem gerekiyor? Kadının sevdiği bir şey var mı? Yani. Her şeyi anlatacağım sana tek tek. Hiç merak etme. Kameralara yakalanmadın değil mi? Yok, özellikle Tenha bir yere çektim. Kaza yaptığı bile bulmaları uzun zaman alacaktır. Yaradan'ın insana sınırlı bir akıl verdiğini düşünürsek... aynı sınırlamayı onun aptallığına yapmamış olması... büyük bir haksızlık. Hem kendine hem etrafındakilere. Kimin yanında kalıyormuş Leyla? Henüz kim olduğunu öğrenemedim. Tanımadığım bir kadın. Araştırıyorum. İş bulmuş ha. Azim bir kadın. İyi iş çıkardın. Gerisini ben hallederim. Bu arada Alper'in sıkıntısı neymiş? Ne gibi? Yeni şubenin restorasyonu bitince işi bırakacakmış. Senin haberin yok galiba. Bilmiyorum. Paraya ihtiyacı vardı. Franchising için beni ikna edebileceğini bile düşünüyordu. Var Haşmet Bey, paraya ihtiyacı var. Dolandırıldı biliyorsunuz. Evi ipotek altında. Nedir bu radikal kararın sebebi? Bilemiyorum. Öğreniyorsun ve sıkıntısını gidiriyorsun o zaman. Alper zeki bir adam. Bugün güven konusunda da iyi bir sınav verdi. Nasıl? O bende kalsın. Ben sıkıntısını hallederim efendim. Evin durumu ne? İhtarname gelmiş. Evi boşaltacaklar. Biz alalım, o yaşamaya devam etsin. Haşmet Bey, Alper böyle bir şey kabul etmez. Biliyorum, gururlu bir adam. Ama evi bizim aldığımızı söylemeyiz. Kiracı olarak yaşamaya devam eder. Avukat bu işleri halleder. Şimdi düzen kurmak için kafasını dağıtmasın tekrar. Yarın bir gün toparladığı zaman aldığımız fiyattan Alper'e geri veririz evi.
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, Suzan Hanımlar içerideler. Teşekkürler. Aa, ay kaptırmışım kendimi duymadığım zili. Zahmet etmenize gerek yoktu. Sık gelmesek de yolu hatırlıyoruz. Ay Alper, senin şu şakaların değil mi aşkım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ercan'cığım. Tatlım, niye okul kıyafetinle geldin? Değiştirseydin bari. Yo, bu benim okul kıyafetim değil ki hala. Ha, sana da bir el atmak lazım. Çiçoto, ne bu güzellik, şıklık böyle? Ha, bak yine halasını unutmuş bu. Balık hafızalı yeğenim benim. Ne haber Alper'cim? İyi. Eylül nerede? Gitti. Nereye? Arkadaşının doğum günüydü, izin istedi. Verdim, çıktı. Bana sormadan izin mi verdi? Ay Alper, sen amcaysan ben de halayım. O kadar söz hakkım olsun üstünde yani. Hem o kadar sık boğaz etme çocuğu. Acıktık mı? Zaten geciktiniz. Otursak mı artık? Ha evet evet. Mercan, sen çiçeği al, ellerinizi yıkayın bir güzel. Dışarıdan geldiniz, öyle oturulmaz sofraya. Değil mi? Tamam, gel çiçeğim. Suzancığım, kızların sorumluluğunu alamayacağını sen söyledin. Sorumluluk yoksa yetkin de yok demektir. O yüzden bir daha lütfen kızlara bana sormadan izin verme. Ay Alper, yine pireyi deve yapıyorsun her zamanki gibi ya. Hayır Suzan, sorumluluğumun farkındayım sadece. Takip edemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. O yüzden kızları şımartma. Zaten yeterince zorlanıyorum. Yemek hazırdır. Hadi çıkalım bahçeye. Salih Bey, bir saniye. Hayırdır Salih? Erken çıkmışsın. Doktorlar 2-3 günde hayatını söylüyordu. Nerede o? Kim? Benle oynamayı bırak Haşmet. Oğlum nerede? Onu bırak. Bana kes cezayı. Oğlunun yerini bildiğimi nereden çıkarttın? Haşmet. Oğlum elinde biliyorum. Hatalı. Tamam. Kafası biraz az çalışıyor. Tamam. Ama o benim oğlum. O benim canım. Onu bu işe sokan benim. Bu işi beceremeyeceğini göremeyen de benim. Allah'ın belası bütün bu işleri başımıza açan da benim. Senin muhatabın da benim. Sakin ol, fenalaşacaksın yine. Haşmet, yemin ediyorum. Yemin ediyorum, gerekirse kendimi yakarım. Gider herkese her şeyi anlatırım. Can değil mi ya senin istediğin? He? Al. Tamam, benim canımı al. Bizden birinin canını almadıkça ferahlamayacaksa eğer için. Tamam, benim canımı al işte. Ama oğlumu bana geri vereceksin. Oğlumu bana geri vereceksin. Sen söyledin. Hastaneye geldiğinde söyledin. Ben aradığımı buldum dedin. O yüzden simgeyi salıvermedin mi zaten? Ha, sen onu diyorsun. Hak verdiden bahsetmiyordum ki ben. Salihçim, oğlunun zeka seviyesine bakarsak zaten kuyruğunu sıkıştırıp gelecek. Niye peşine düşeyim ki? Yani? Leyla'yı buldum Salih. Uykusunda terledi, yıkandı annesi. Niye zahmet ettiniz? Ben geldim artık, dinlensenize. Hem belli bugün rüzgarın peşinde yorulmuşsunuz. Ne güzel bakmışsınız oğlum. Allah razı olsun sizden. Hiç yorulmadım. O kadar uyumlu bir çocuk ki. Uyudu, uyandı, banyosunu yaptı. Bütün gün nasıl geçti hiç anlamadım. Parka bile gittik biz, biliyor musun? Biz çok mutluyuz onunla, değil mi yavrucuğum benim? Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Sayenizde işim oldu. Hala inanamıyorum. Olur yavrum, niye olmasın?
Kara gün kararıp kalmaz der büyükler. Hem artık öyle her şeye teşekkür etme. Darılacağım ama bak.